Rus basınında yer alan bir haberde, Türkiye'den SİHA satın alan ülkelerin aldıkları SİHA'ları Ankara'ya karşı kullanamayacağı yazıldı. Rus basını, yazılımı Türkiye ürettiği için Türkiye'nin kendine karşı kullanılmasını engelleyeceği ifade edildi. Rus basını, Bayraktar SİHA TB2'leri kaleme alan bir analiz yayımladı. Selçuk Bayraktar'ın SİHA yazılımına hakimiz sözlerine vurgu yapılan makalede, şirketin CTO'su yani teknolojiden sorumlu başkanı, Türk drone üreticisi Baykar'ın teknolojisini çalıştıran yazılıma hakim olduğunu söyledi, ifadelerine yer verdi. Russian Today, Bayraktar TB2'leri manşetine taşıdı. Baykar teknoloji lideri Selçuk Bayraktar'ın sözlerinden alıntı yapılan analizde SİHA yazılımına Türkler hakim vurgusu yapıldı. Makalede Selçuk Bayraktar'ın, Baykar'ın bilgisayar korsanlarının İHA'ları ele geçirip zarar vermesini önlemek için de adımlar attığı sözlere vurgu yaparak Bayraktar'ın, bilgi güvenliği konusunda elbette özel önlemlerimiz var. Artık bu çağda devletlerin de hacklendiğini biliyorsunuz. Tüm bu konulara karşı özel tedbirler alıyoruz ve bu da bir yarış sözlerine yer verdi. Haberde Bayraktar'ın bu silahların yazılımının Türkiye'ye ait olduğuna vurgu yaptığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi. Röportajda şirketin her şeyden önce sadece Türkiye ile yakın ilişkisi veya stratejik ittifakı olan ülkelere savaş uçağı sattığını ve böylece sırtından bıçaklanmayı beklemiyor. Analizde TB2'lerin Karabağ Savaşı'ndaki başarısına dikkat çekilerek şu sözlere yer verildi. Bayraktar, Azerbaycan'ın Bayraktar TB2'lerini 2020 Dağlık Karabağ ihtilafında Ermenistan'a karşı büyük bir etki oluşturmak için konuşlandırmasının ardından drone üreticisi küresel ilgi odağı haline geldi. Amiral gemisi İHA şimdiden bir düzineden fazla ülkeye satıldı ve Baykar'ın ihracatı geçen yıl %78 artarak 1.18 milyar dolara ulaştı. Evet, Rus basını da bu sözleriyle Türk SİHA'larına hayran olduğunu göstermiş oldu. Çünkü SİHA'lar yüzünden büyük darbe aldılar. SİHA'lar gelecek savaşları için en önemli savaş teknolojilerinden biri. Çünkü insansız oldukları için gelecekte herkesin tercihi olacaklar. Tüm ülkeler için SİHA'lar çok önemli. Bu yüzden tüm devletler yerli SİHA'larını üretmeyi istiyor. Fakat bunu her ülke başaramıyor. Türkiye başarabilen nadir ülkelerden biri. Kayıtlara geçen ve ilk SİHA saldırısı olarak sınıflandırılabilecek saldırı 1849'da Avusturya İmparatorluğu tarafından Venedik'e gerçekleştirildi. Avustralyalılar tarafından sıcak hava balonlarına bağlanan bombaların kente patlaması hedefleniyordu. Bombaların bir kısmı hedefini tuttursa da rüzgarın değişmesi sonucu bir kısmı da Avusturya askerlerinin üzerine düştü. Balonlarla bombardıman 1899'da Lahey Barış Konferansı'nda imzalanan sözleşmeyle yasa dışı ilan edildi. Ancak bu tür bir yasak ilerleyen yıllarda gelişen uçak teknolojisine uygulanmadı. Sonraki yıllarda önce Sovyetler Birliği'ne karşı torpido atabilen insansız helikopter geliştiren Amerikan ordusu, Vietnam Savaşı ile birlikte insansız savaş uçaklarını test etmeye başladı. Gelişen teknolojiyle birlikte SİHA'lar yaygınlaşmaya başladı. Özellikle 2000'li yıllarda savaş uçakları gibi uçak pistlerine ihtiyaç duymayan, daha uzun süreler havada kalabilen ve eski modellere göre daha ağır bombalar taşıyabilen SİHA'lar geliştirildi. Bugün onlarca ülkenin envanterinde SİHA bulunuyor. Orduların SİHA'ları tercih etmesinin çeşitli nedenleri bulunuyor. Bunlardan biri savaşlarda pilot kaybının azaltılması. SİHA'lar operatör pilotlar tarafından bir kumanda merkezinden kontrol ediliyor. Kontrol merkezindeki ekranlarda uçağın üzerindeki kameralardan ve termal sensörler gibi çeşitli sensörlerden gelen görüntüleri izleyen pilotlar uçağı yönlendirerek istedikleri bölgenin üzerinde uçabiliyor ve bir tuşta saldırı düzenleyebiliyor. Pilot uçağın içinde bulunmadığı için SİHA'lar düşürülme riski bulunan bölgelere daha rahat gönderilebiliyor ve düşmesi durumunda pilotun ölmesi, yaralanması veya esir düşmesi gibi riskler olmuyor.
SİHA'ların bir diğer avantajı da savaş uçaklarının uçabildiğinden çok daha uzun süre havada kalma potansiyeli. Savaş uçaklarını uçuran pilotlar belirli bir süre havada kalabilirken, bir SİHA, vardiyayla çalışan operatör pilotları sayesinde onlarca saat havada kalabilir. Gelişmiş SİHA modelleri otomatik olarak iniş ve kalkış yapabiliyor, otonom bir şekilde uçabiliyor ve merkezle iletişiminin herhangi bir nedenle kesilmesi durumunda üsse kendiliğinden geri dönebiliyor. Yapay zekanın giderek artan etkinliği sayesinde SİHA'ların saldırılar da dahil olmak üzere tüm kararları otonom olarak alması için çalışmalar yürütülüyor. 1990'lı yıllarda Türkiye'nin envanterine kattığı ilk insansız hava aracı İsrail yapımı Heron ve Amerikan yapımı Gnat modelleriydi. 2000'li yıllarda Gnat'ın gelişmiş versiyonları olan Predator ve Reaper SİHA'larının Türkiye'ye satışına Amerikan Kongresi'nden izin çıkmaması üzerine Türkiye kendi SİHA'larını geliştirme sürecini hızlandırdı. Bugün Türkiye'de kullanımda olan yerli SİHA'lar arasında Anka ve Bayraktar gibi SİHA'lar bulunuyor. Bugüne kadar çatışmada SİHA kullanan ülkelerin sayısı az olsa da her geçen yıl artıyor. Amerikan merkezli düşünce kuruluşu New America'nın verilerine göre 2014 öncesinde yalnızca Amerika ve İngiltere çatışmada SİHA kullanmışken 2016'ya gelindiğinde bu ülkelere Nijerya, Türkiye, Irak, İran, Azerbaycan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Pakistan eklendi. Henüz bir çatışmada kullanmış olmasalar da İspanya, Fransa, İtalya, İsviçre, Yunanistan, İsveç, Belarus, Ukrayna, Gürcistan, Kazakistan, Güney Afrika Cumhuriyeti, Hindistan, Türkmenistan, Çin ve Tayvan'ın da SİHA'ları bulunuyor. Bu ülkelerin yanı sıra Rusya, Avustralya ve Ürdün'de SİHA geliştirdiklerine veya satın almayı hedeflediklerine yönelik açıklamalarda bulundu. Türkiye, özellikle 1990'lı yılların başında terör olaylarının ardından bölgede İHA'ların çok önemli bir güç olacağını, bu teknoloji henüz çok yeniyken anlayabilmiş ender ülkelerden biri. Bu nedenle ülkemizde İHA sistemlerinin geliştirilmesi ve TSK envanterine girmesi yönündeki çalışmalar dünyadaki gelişmelere paralel olarak 1980'li yılların sonunda kendisini gösterdi. Türkiye'nin 1990'lı yılların sonunda başlattığı yerli milli imkanlarla İHA geliştirilmesi projeleri bürokrasiye takıldı. İsrail'le Heron anlaşmaları yapılırken söz konusu yerli projeler ödenek olmadığı gerekçesiyle rafa kaldırıldı. İlk olarak 2005 yılında İsrail'den bir adet Heron kiralayan Türkiye, 4 milyon dolar ödediği bu aracı 3 yıl kullandıktan sonra iade etti. 2007'de ise İsrail'den 3 uçak sistemli taktik İHA kiralandı. 15 milyon dolara kiralanan Heron orta seviyedeydi ve 18 bin fite kadar çıkıp havada 6-8 saat kalabiliyordu. İsrail'in Eurostar firmasından kiralanan bu uçaklar verimli bir şekilde kullanılmadığı gibi üçü de düştü. İşte şimdi herkes anlamıştır yerli ve milli savunma sanayinin önemini.